Sevgili seyirciler, bugün size Kıbrıs'tan sesleneceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Buraya geliş sebebimiz Ankara'da bulunan Avrupa Gazeteciler Birliği'nin ödül töreni. Geldiğimiz Kıbrıs Lefkoşa'da bir de sürprizle karşılaştık. Herkesin çok yakından tanıdığı, milli çapkın olarak bilinen sevgili Süha Özgermi'nin oğluyla da burada karşılaştık. Faik Özgermi. Kendisi uzun süre yurt dışında yaşayan ve halen bildiğim kadarıyla kendisinden konuşacağız. Alman vatandaşı olarak hayatını idame ettiren Süha abinin sohbetimizden iki tane evladının olduğunu ama Faik Bey'in büyük oğlu olduğunu öğrendik. Bir de ilginç bir şey var burada. Lefkoşa'da tesadüfen karşılaşan baba oğul hikayesi. Doğru mu sevgili Süha abi? Çok doğru efendim. Bu benim yaşlılık hayatımın en muhterem, en değişik ve en onur duyduğum ana oldu. Burada büyük oğlum hakikaten büyüktü. Ahlakıyla büyüktü, terbiyesiyle büyüktü, vatan sevgisiyle büyüktü. Burada karşılamam demek benim için inanılmaz bir mutluluk oldu. Bunun için Allah'ıma şükrediyorum. Büyük bir sürpriz oldu. Büyük bir sürpriz oldu ve bunun için de Kıbrıs'ı çok seviyorum. Çünkü beni oğluma kavuşturdu. Ne güzel. Şimdi efendim, Süha abi aşağı yukarı 1,5 sene mi oldu Süha abi? 1,5 yıl? 14 ay oldu efendim. 14 ay oldu. Kıbrıs'ta yaşıyor. Hayatını burada, Saray Otel'de sürdürüyor ve Kıbrıs Lefkoşa'dan da son derece memnun ve mutlu. Şimdi gelelim baba oğlun karşılaşma hikayesine ve Faik Bey'i, Faik Özgermi'yi biraz tanımaya. Faik Bey, öncelikle sizi biraz tanımak istiyorum efendim. Efendim, hepinize merhabalar. Bazı şeyleri düzeltmek istiyorum. Alman vatandaşı değilim, Alman pasaportluyum. Evet, o benim telaffuz hatam. Takriben 18 yıldır Avrupa Birliği'nde görev bulunuyorum. Bundan 19 ay evvel Vietnam'da bir görevimden Kıbrıs'taki başka bir görevime atandım. Ve biraz evvel de söylediğiniz gibi babam Suha Bey'le tesadüfen değil, benim tabirimle evrenin yüce mimarının bilgisayarında yapmış olduğu bir program neticesinde o programda burada sağ tarafta belki görebileceğiniz bir eczanede tesadüfen karşılaştık. Benim için de çok büyük bir sürprizdi. 19 aydır dediğim gibi Kıbrıs'ta bulunuyorum ve Avrupa Birliği'nde görevliyim. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu'nun ekonomik kalkınma projesinin ekip lideriyim. Bundan 3 gün sonra da görevim bitiyor ve tekrar ya Vietnam'a veyahut da Türkiye'de başka bir göreve atanıyorum. Evet, hayırlı olsun. Bu karşılaşma hikayesini biraz özetler miyiz efendim? Şimdi efendim, ben kendimi Avrupa Birliği'nde de hep şöyle takdim ederim. Takriben 100 kiloyum, Türk'üm, 150 gramlık pasaportum Alman'dır. Mustafa Kemalciyim, Galatasaraylıyım. Babanız gibi doğal evet, olarak. Evet. Evet, pardon. Yani Galatasaraylı derken yolun doğrusunu bulmuş insanlarız Suha Bey'le birlikte. Benim burada Lefkoşa'da gidebileceğim en son berberlerden bir tanesi, biraz ileride olan bir berbere gidiyordum. Gitmem sebebi de berberimiz hasta ve inanmış Galatasaraylıydı. O berberde saçımı kestirirken Faik abi dedi, ilerideki Saray Otel'de biraz yaşlı, beyaz saçlı, eski Galatasaray yöneticisi bir bey oturuyor, tanıyor musun? Ki o zamanlar Saray Otel kapalıydı. Dedim, arkadaş şey yapma, Saray Otel kapalı. Yok yok abi, hakikaten birisi var orada. Peki dedim, git bir ismini öğren, kimdir? Geldi, Faik abi dedi, o Saray Otel'de bahsettiğim beyaz saçlı beyefendi dedi, ismi Suha Özgermi'ymiş, tanırmışsın. Hemen tıraşı bitirdim. Yandaki ve Suha Bey'in de o anda yandaki parfümeride olduğunu öğrendim ve parfümeriye doğru gittim ve birdenbire karşımda Suha Özgermi'yi gördüm. Babanızı. Babamızı gördüm. Peki ne kadar süredir görmemiştiniz babanızı o güne kadar? Valla 78'den beri pek ender görüşüyorduk çünkü Suha Bey gerçi dünya üzerinde tanınmış bir insan da ben de Avrupa'da olduğum için pek irtibatımız yoktu. İşte dediğim gibi 78'den beri ilk defa bir rastladık. 78'den buna. Beri evet. Bir tesadüf sonucu. Evet. Veyahut bir yapılmış program. Yapılmış bir program sonucu, öyle diyelim. Evet. Çok ilginç.
Gerçekten çok ilginç. Peki neler hissettiniz? Su abinin neler hissettiğini az çok kestirebiliyorum. Duygusal bir abimiz olduğu için. Evet, Su abi dayanamadı. Evet. Bu kadar evet. Muhteşem. Sizi de şöyle alayım efendim. Bu kadar muhteşem. Lütfen. Ve benim için unutulmayacak bir anı tespit ediyorsunuz. Fazletki Faik Şimi oğlumla geri bulmuştuk burada. Evet. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun efendim. Gördüğünüz gibi o anı gerçekten şimdiki gibi yaşadı Su abi. Çok normal baba oğul sonuçta. Et tırnak ayrılmaz doğru, bir doğru. Ne diyeyim baba oğul yani yok ötesi öyle mi efendim? Doğru efendim. Bir de bütün iyi vasıflarımı oğlum bu oğlum kendi üzerinde toplamış bir oğlumdur. İyi vasıflarından şimdi, bahsedeyim. Tabii baba oğul deyince sevgili seyirciler boğazım düğümleniyor. Çünkü babasını hiç görmeyen bir kişiyim. Dünyaya gelmeden 3 ay önce babasını kaybetmiş ve küçük yaşlarda herkesin babasını sokakta bacaklarına sarılarak karşıladığı günleri yaşayan birisi. Neyse kusura bakmayın sevgili seyirciler. Onun için çok iyi hissediyorum. Yani bu baba hasretini, baba kavuşmasını yaşayamamam mümkün değil. Çünkü hiç babasını görmeyen bir insanım. Doğru. Evet neyse biraz duygulandım. Hatta boğazım düğümlendi. Kusura bakmayın diyeceğim. Evet şimdi o olaydan sonra artık çok sıkça görüştüğünüzü biliyorum. Gayet tabii. Ne mutlu baba oğul ilişkisini tekrar aynı duygularla yaşayıp sürdürebiliyorsunuz. Su abiyle tesadüfen işimiz gereği Antalya'da doğum gününü kutladık. 90'ı aşmış. Oğlu Faik Bey de 60'ı aşmış. Ben de 60'ı bitirdim. Kendisinden 3 yaş küçük sohbetimizden biliyorum. Ama baba oğul ikisi de hayatın o mücadelesini hiç bırakmamış baba oğullar. Hala kendi çaplarında olağanüstü bir mücadele veriliyor. Su abi konusunu sürdürüyor. Oğlunun az önce kendi ifadesiyle mücadelesi, ülkesini çok seven biri olarak katkılarını, çabalarını sohbetimizde de ifadelerinde de gördük ve yaşadık. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Özger Bey? Efendim benim aileden gördüğüm, edindiğim bir felsefe vardır. Derim ki bir şeyin daha doğru yapılacağını iddia ediyorsan kendin yap ve örnek ol. Eğer yapamıyorsan da sus. Buna şey olarak bir de şunu ilave etmek istiyorum. Eğer ben kendi çapımda Alman Bakanlığı'nda görev yaptığım zamanlar ve Avrupa Birliği'nde belirli bir yere gelebilmişsem Türkiye'de doğup da Türk'ün terbiyesiyle büyüdüğüm için ben buradayım. Ve bununla da iftar ediyorum diyorum. Evet. Evet. Artık ne denir bu güzel sözün üzerine? Biz dediğimiz gibi Avrupa Gazeteciler Birliği'nin ödül törenine ben ve ekibim arkadaşlarımla beraber geldik. Bu izlenimleri zaten bu haberin sonunda sizlere geniş bir şekilde getireceğiz. Lefkoşa'dan da reportajlarımız da olacak. Şimdilik sevgiyle kalın diyoruz. Reportajlarımızı sürdüreceğiz sevgili seyirciler.